Evet. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetkikatiyle yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar da az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. İkinci vazifesi Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam unvanıyla şair-i İslami ihya etmektir. Alem-i İslam'ın vahdetini noktayı istinad edip beşeriyeti maddi manevi tehlikelerden ve gazab-ı ilahiden kurtarmaktır. Bu vazifenin noktayı istinadı ve hadimleri milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır. Üçüncü vazifesi İnkılabat-ı zamaniye ile çok ahkam-ı Kur'aniyenin zedelenmesiyle ve şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselamın kanunları bir derece tatile uğramasıyla o zat bütün ehli imanın manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı İslam'ın muavenetiyle ve bütün ulema ve evliyanın ve bilhassa Âl-i Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaplarıyla o vazifeyi uzmayı yapmaya çalışır. Şimdi hakikat-ı hal böyle olduğu halde en birinci vazifesi en birinci vazifesi ve en yüksek mesleği olan imanı kurtarmak ve imanı tahkiki bir surette umuma ders vermek hatta avamın da imanını tahkiki yapmak vazifesi ise manen ve hakikaten hidayet edici irşad edici manasının tam sarahatını ifade ettiği için nur şakitleri bu vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden ikinci ve üçüncü vazifeler buna nispeten ikinci ve üçüncü derecededir diye Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir mümessili nur şakirtlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi o şahs-ı manevide bir nevi mümessili olan bir çare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir. Fakat onlar onda mesul değiller. O Mustafa Kaptan çok mesuldü. Korkunç şeydi diyor. Gerçi bu bir iltibas ve bir sehivdir. Fakat onlar onda mesul değiller. Çünkü ziyade hüsnü zan eskiden beri cereyan ediyor ve itiraz edilmez. Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsnü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve nur talebilerinin kemal-i etikadlarının bir teleşühü gördüğümden onları çok ilişmezdim. Ne demek ki hüsnü zan? Temenniyle şey olur mu diye yani böyle. Ben Mehdi değilim ama bu temennin gelir, dua ve şeylerin dua talak edip bir temenni olarak kabul ediyorum. Olur mu şey yani? İşte alakalı söylüyorum ama şey yani. Ulema, alim ben bu da derler. Böyle tabii. Ne diyor? Bak o cümleyi iyi. Ben de
o kardeşlerimin pek ziyade hüsnü zanlarını, bana bir nevi dua, bana mevkid demelerini, bir nevi dua ve bir temenni, bir temenni ve nur talebelerinin kemal-i itikadlarının bir tereşühü gördüğümden onlara çok ilişmezdim. Hatta eski evliyanın bir kısmı keramet-i gaybiyelerinde Risale-i Nur aynı o ahir zamanın hidayet edicisi olduğu diye keşifleri ya, bu tahkikat Yani İmam-ı Ali, Gagafs-ı Geylani vesaire büyük evliyanın şeylerini ne diyor? Keramet-i gaybiyelerinde Risale-i Nur'u aynı o ahir zamanın hidayet edicisi olduğu diye keşifleri bu tahkikat ile tevil anlaşılır. Hayret ya. İşte bu kadar olur yani. Bu kadar onların şeyine ne kadar sıkıntı var ya İmam-ı Ali'nin her kâb-ı gaybiyye onu da işte tevil edildi. Bak bu tarzda onlar yerini bulur o şeyler diyor. Evet ya. Buyurun. Demek iki noktada bir iltibas var, tevil lazımdır. Ben bir rüzgarım. Bundan bir sene evvel mi, bu Mart'ta şeyliydi, o tam 23 Mart olmuş. Bu Abdülkerim Kahire'de bir şey almışlardı, oradaydı. Orada. Bunun öğle malı şey, namaz edildi yani, dua edildi, açılışına. Bu mektebenin açılışında. Hep geldiler profesör şeyler. O anda bir telefon geldi şeyler, İstanbul'dan. Nerede şey bilmiyorum. Neydi o? Neyse yenidesin bir şey var. Moral efendim. Moral efendim, herhalde oydu. Buyurun, şu Sundur abi, sen sağ olsan da şey, yanında olur ben. Son anlarını bize anladın mısın? Açık dedi, diğer tarafa dedi. Dedim, kardeş üstadın son anları daha gelmedi. Ha, orta anlarındayım. Ne zaman dedim Rusya, Amerika bir şey olacak? Nasıl dedim üstadın son anlarını yani? Biz daha son anlarını görmedik dedim, beni aktif ettin. Öyle şey dediler yani. Öyle ya, daha son anları gelmedi ki. Evet, takviye imanı oluyor, işte insanla gidiyor böyle. Bu adamlar şöyle yani, üstad bir üniversiteyi yapmış, bırakıyorum, ben eyvallah gidiyorum, hoca aldım demiş. Öyle değil ki, üstad bizatihi basın, devam et bak buyurun. Üsküdar'da vurmak vurmuş, kaç yerde ders yapıyoruz, bir zaman vuruşuyor şimdi. Onun için hiç bizatihi onu zatiymiş yani. Ha, ne zaman onlar biter, ondan sonra başka zatın hizmeti başlar. Henüz alakasını üstadıyla Hazreti Hasan'ın sabret etli iman ya, noktasından devam ediyor. Zarafet noktasına devam ediyor. Devam ediyor. Neler neler canım. Bir çok enteresan bir olay oldu da ben bu arada söyle, buyurun. Şimdi Medine'de bu işte Hacı Kenan'ın ben de kim dedi? Hacı? Ben de oradayım hocam. Evet. Şimdi Suud asıllı Ahmet Abbas isminde bir tarihçi davet etmişti bizi. Akşam yemeğe. Yani orada yemek 11'den sonra oluyor. 15 kişi kadardık biz de. Diyanet İşleri Başkanı'ndan 4-5 tane müftü. Doktorlardan kalabalık. Türkçeyi de biraz bilen bir Abbasi, Hazreti Abbas'a dayanan şey, Ahmet Abbasi. Türkiye'de her yıl geliyor, kalıyor. Böyle konuşurken İsparta'yı çok sevdiğini, işte Eridir Gölü kenarında kalmak, her geldiğinde bir hafta kadar orada kaldığını, daha sonra Türkiye'ye geldiğini yapınca. Ben de sordum, pek Barla'ya gittiniz mi? Şeye. Barla'ya gittiniz mi diye deyince birden böyle şey yaptı. Risale-i okuyor musun beni bana? Okuyor musun? Şeyi? Yani bizim 15 kişilik Türkiye'de şeyi, okuyoruz dedi, biliyoruz. Peki dedim, siz nasıl tanıyorsunuz? Üstazı biliyor musunuz? Pardon, üstazı tanıyor musunuz? Yukarıdan aşağıdan duyuyorlar. Hiç duymuyorum. Buyur. Yukarıdan aşağıdan cemaat duyuyorlar. Doğru, şey verin kardeşim. Buyurun, alın. Üstazı tanıyor musunuz diye sordu bana. Bediüzzaman'ı biliyor musunuz? Biz de bildiğimizi söyledik. Ben kendisine bu sefer sordum. Siz nasıl tanıdınız, nereden biliyorsunuz? İlk tanıması bana birisi Rütbe-i Şamiye'yi verdi. Okudu, anlamadı. Aynen ifadesini söylüyor. Türkçesi var ama şey değil. Okudu, anlamadı. Bir daha okudu, anlamadı. Kim anlamadı diyor? Kendi kendine. Kendisine birisi hediye etmiş kitabı. Evet. Okudum, anlamadım manası. Evet. Tekrar okudum, anlamadım. Okula götürdüm diyor kitabı, Arapçasını.
Orada okuduk arkadaşlar da. Beşinci okumada anladık. Beş defa okudu, anladık ve kalktık, ağlayarak birbirimize sarıldık diye ifade etti şeyin. O akşam çok farklı bir gece oldu. Ertesi günü bizi Medine'yi gezdirmek istediğini, Medine'nin sizin bilmediğiniz çok yerleri var, oraları gezdireceğim dedi. Gerçekten de aldı bizi gezdirdi. 3,5 saat süren bir Medine gezisi yaptırdı. Uhud'u gezerken ben Uhud Savaşı'nı sordum dedim. Uhud Savaşı Müslümanlar arasında yani bir hezimet mi, zafer mi, nasıl yorumluyorsun bir tarihçi olarak da şey yaparsınız. O da işte bir hezimet olmadığını, Müslüman açısından bir bilhassa Peygamberimiz Aleyhisselam sünnetine ve ikazına uyulmadığı açısından bir ikaz olduğunu ve ganimetler elde edildiğini söyledi. Peki dedim işte Halid bin Velid hakkındaki görüşünüz nasıl bu savaşla ilgili? İşte kahramandır, şöyledir, şöyledir, işte bildiğim şeyler söyledi. Mevzan Hazretleri de onu farklı bir şekilde ifade ediyor. Onu da biliyor musunuz dedi. Dedi Allah üstazdan razı olsun. Bütün müşkilatlarımızı halletti zaten. Aynen böyle. Müşkilat yok dedi şeyler. Şimdi müşkilat yok deyince bizim müftülerden birisi dedi ki ya siz neyi aradınız başka yerde de? Yani bulamadınız, Risale-i Nur'da buldunuz. Hani müşkilat hiçbir yerde yok. Müşkilat yok şeyde. Üstazda müşkilat yok. Dedi mesela biz çok zor durumdaydık. Daha sonra onu başkalarından teyit ettik. Hazreti Emine, Hazreti Abdullah nedir? Bunların hükmü nedir? Yani kitaplarda bunların hükmünü bulamıyoruz. Ebu Talip nedir? Biz çok zor durumdaydık dediği şey. Ne zaman ki üstattan okuduk, o zaman Allah'a şükür dedik, her şey hallolmuş. Yani bizim Diyanet İşleri'nden de görev olan işte hocalar da gayet memnunane ve sonra şey yaptı. Yani üstadın burada hani vazifesini, üçüncü vazifesi belki birisi de bu diye araya girdim. Evet. Bu başta değil mi öyle? Benim de bir küçük maruzatım var. Müsaade buyurursanız. Şimdi bu arkadaşın dediği gibi bu meslekte olanlar da bu efendim Deccal, efendim Hazreti İsa'nın müdürü ve şeyler, Mehdi meselelerini okuyorlar. Tabii akaid dinine girmemiş. Bu bize bir ferahlık veriyor yani. Mesela bir kimse inkar etse mesul olmayacak demektir. Mesul olmayacak demektir. Şimdi böyle hocalık mesleğine girmiş olanlar da ister istemez halka sorduğu için Mehdi mevzuna, Deccal mevzuna çokça giriyorlar. Yani yüzünden fazla giriyorlar. Yüzünden fazla girdikleri de şöyle bir çıkmaza giriyorlar. Mehdi, çeşitli, her asrın bir Mehdi'si, her asrında deccallık yapmış olan kimseler olduğu için, hadislerde bunlar işaret edildiği için, tam bir içtihat ehli de olmadıklarından, tevil ehli de olmadıklarından içinden çıkamıyorlar. Mesela bunlardan biri de benim, onu söyleyeyim. Efendim, ama Risale-i Nur'u okudunca hem kalbim mütmahin oluyor, hem başka kafam mütmahin oluyor. Bunu söyleyeyim, açıkça söyleyeyim. Yani, bu asırda böyle bir kolay ilaç verilmiş, arkadaş söyledi de, o efendi de söylemiş, bizi kurtardı dedi demiş de, Risale-i Nur bu gibi hocaları da kurtarıyor. Çünkü ya İmam Gazali derecesinde içtihat sahibi olacaksın, tevil yapacaksın, yahut üstad seviyesinde, yahut da şey, tenakuza düşeceksin, bu mu doğru? Birbirlerine zıt olan şeyler var, şey demiyorsun, seni şaşırtıyor. İçinden çıkamıyorsun ama Risale-i Nur'u okudum, işin içinden çıktım. Elhamdülillah. Azam ufaktır Rabbim. Esselamu aleyküm. Birincisi, demek iki noktada bir iltibas var, tevil lazımdır. Birincisi, ahirdeki iki vazife, gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Fakat, Hilafet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam, ve İttihad-ı İslam ordularıyla zemin yüzünde saltanat-ı İslami'yi sürmek cihetinde herkeste, hususan avamda, hususan ehli siyasette, hususan bu asrın efkarında o birinci vazifeden 1000 derece geniş görünüyor. Ve bu isim bir adama verildiği vakit bu iki vazife hatıra geliyor, siyaset manasını ihsas eder, belki de bir hodfuruşluk manasını hatıra getirir, belki bir şan-ı şeref
ve makamperestlik ve şöhretperestlik arzularını gösterir. Ve eskiden beri ve şimdi de çok saf dil ve makamperest zatlar Mehdi olacağım diye dava ederler. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve Müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihyette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi unvanını almamışlar. Hem mahkemede Denizli ehli vukufu bazı şakirtlerin bu itikatlarına göre bana karşı demişler ki eğer Mehdilik dava etse bütün şakirtleri kabul edecekler. Ben de onlara demiştim. Ben kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten olacaktır. Gerçi manen ben Hazreti Ali radıyallahu anh bir veled-i manevisi hükmünde ondan hakikat dersini aldım. Ve Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam bir manada hakiki nur şakirtlerine şamil olmasından ben de Ali Beyt'ten sayılabilirim. Fakat bu zaman şahs-ı manevi zamanı olmasından ve nurun mesleğinde hiçbir cihyette benlik ve şahsiyet ve şahsi makamları arzu etmek ve şan-ı şeref kazanmak olmaz. Ve sırr-ı ihlasa tam muhalif olmasından Cenab-ı Hakk'a hasbi şükür ediyorum ki beni kendime beğendirmemesinden ben öyle şahsi ve haddimden hadsiz derece fazla makamata gözümü dikmem ve nurdaki ihlası bozmamak için uhrevi makamat dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur biliyorum dedim. O ehl-i vukuf sustu. Saygı nasıl yapıyorum? Öğreden daima. Daha şimdi var, şeyde de var. Sıkıyla bir sıkıya bilmem sende. Bende var. Al bana bir şey söyle. Al Said, sen bunu soğut. Al sen bunu soğut. Bismillahi subhanahu ve in min şeyni la yusabbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela nurun fevkalade has şakirtleri Sikke-i Galbiye müştemilatıyla o evliyayı meşhureden 40 günde bir defa ekmek yiyip 40 gün yemeyen Osman-ı Halidi'nin sarih ibarı, sarih ihbarı ve evlatlarına vasiyetiyle ve Isparta'nın meşhur ehli kalp alimlerinden Topal Şükrü'nün zahir haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikati dava edip fakat iki iltibas içinde bu biçare ehemmiyetsiz kardeşleri Said'e 1000 derece ziyade hisse vermişler. 10 seneden beri kanaatlerini tadile çalıştığım halde o bahadır kardeşler kanaatlerinde ileri gidiyorlar. Evet onlar 18. mektuptaki iki ehli kalp çobanın macerası gibi hak bir hakikati görmüşler fakat tabire muhtaçtır. O hakikat da şudur. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın 3 vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetdarı olan iman-ı tahkikiyi neşir ve ehli imanı dalaletten kurtarmak cihetiyle o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bir tamam-ı harisane yolunda görmüşler. İmam Ali ve Gavs-ı Azam ve Osman-ı Halidi gibi zatlar bu nokta içindir ki o gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazen de o şahs-ı maneviyi bir hadimine vermişler. O hadime mültefitane bakmışlar. Bu hakikattan anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zatın üçüncü vazifesi, hilafet-i İslamiye'yi ittihad-i İslam'a bina ederek, İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir.
Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife o iki vazifeden 3-4 derece daha ziyade kıymetlerdir. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş dairede ve şaşalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tabire ve tehvile muhtaç fikirlerini ortaya atmak ehli dünyayı ve ehli siyaseti telaşa verir ve vermiş, hücumlarına vesile olur. Çünkü birinci vazifenin hakikatını ve kıymetini göremiyorlar, öteki cihetlere hamlederler. Kardeşlerimin ikinci iltibası, fani ve çürütülebilir bir şahsiyeti bazı cihetlerle birinci vazifede pişmanlık eden nur şakirtlerinin şahs-ı manevisini temsil eden o aciz kardeşine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şeye, hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi ehli siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman şahsı manevi zamanı olduğu için böyle büyük ve baki hakikatler fani ve aciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez. Elhasıl o gelecek zatın ismini vermek üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Hem hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas zedelenir, avam-ı müminin nazarında hakikatlerin kuvveti bir derece noksanlaşır, yakiniyet-i bürhaniye dahi kazayayı makbuledeki zann-ı galibe inkılap eder, daha muannit dalalete ve mütemerrit zındıkaya tam galebesi mütehayyir ehli imanda görünmemeye başlar. Ehli siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki müceddittir, onun piştarıdır denilebilir. Umum kardeşlerimize binler selam. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Evet, el-Baki. Devam meydan verir, bu dersler bizi de Halif Polis yavrularını eşit. Hadi yok çay. Ama hep Allah çeşme. Beden şükran bir halde. Sen buyurun. Biz, ses gelmiyor, sen buyurun. Biz, açık al. Biz, bu Azerbaycan'da arkadaşlar, şimdi biz yani Azerbaycan komünizm şeyinden kurtuldu. Kaçta evvel elhamdülillah Salih'in imdadımıza geldi. Benim tek bir imdadıma gelmesi benim için dünyalar kadar büyük bir hasedir diye başlıyorlar. Mesela biz gözümüze bu Azerbaycan'da açtık. Burada komünistler tam galiba çarpmıştılar. Yani biz tam galiba çarptılar. Bir de Allah'ı inkar eden bir devlet kurmuşlar. Biz de gözümüzü açtık. O vakti bu Sovyetlerde, bu Azerbaycan'da yani bizim yaşadığımız bu halı size anlatmak istedim. Öz hayatımda, öz ruhumda hissedildiğim halı. Yani biz gözümüzü açtık. Gördük ki yani böyle bir
Hiç dinden hiçbir şey eşitmemiştik yani. O vakti... Öğretim Bey, gel verin ya. O vakti bu... Öğretim Bey, gel buraya. Tam... Burada boş yer kaldı. Tam kaleme çalmışlar Bolşevikler. O vakti bu Bolşeviklerin böyle bu Lenin'de böyle bir emir vermiş. Demiş ki biz artık bu... İhtiyarların kafasını değişen verdik. Onların hepsini katledin. Yerden kalan kendiler, onların da biz kafasını değişeriz yani. Öyle de yapmışlar yani. Milyonlarca insan katledilmiş. Siz de bağlı mantıklar yani. Lenin onları, o zamanları demiş bu ihtiyarlarımız zaten onların kafasını değişmez. Onların sizleri öldürtüyor yani. Yengere şey verir. Onların kafasını böyle güzel koyuyor. Biz de gözümüzü açtık, bizi kesimi işimize bağlayacak dedelerimiz ortada yok. Babalarımız da çok zor yaşadığı için onları komünist terbiyesinde terbiye etmişler yani. Yani biz babalarımızdan hiçbir şey duymadık yani bu. Öyle bir, hiçbir, okullarda da bize okuttular. Yani bizde de okumak mecburi yani. Okumamak mümkün değil yani. Herkes 10 yıl mutlaka okumalı en azı. 10 yıl okumamak mümkün değil. Hemen hepsi okumak zorla. Yani biz de sevdiklerinden değil yani orada zorla bize o maddiyonluk felsefesini, materyalizm, yani Marksizmlerimiz bize zorla okutacaklar yani. Şimdi biz de öyle okumuştuk yani bize demiştiler ki ya insanlar ölümden korkmasın diye. Böyle din deyilen böyle bir efsane gibi bir şeyler var. Yani dini bize öyle anlatmıştılar, biz öyle böyledik yani. O meslelerde de bu devam etti yani. Bizi bu ruhiyet-i inkar felsefesini ezberlettiler yani. Ama o Allah'tan danışını, onun dediğin o burjuvalara aitti. Onları hiç bize okutmadılar yani. Ya onlar böyle burjuvalardır diye. Şimdi biz o terbiyeni alarak büyüdük yani. Biraz çeşitli zaten büyüdük, gittik yani. Üniversitede de okuyoruz. Şimdi yaşlıydık ancak ben de çocukluk, uşaklıktan yani çocukluktan içimde bir his vardı ki ben hoşbakt olacağım. Belki de herkesin kalbinde bir şeyler bildim ki ben de dünyada hoşbakt adam olmayacağım. Ben çok saadetli bir hayat yaşayacağım. Ha. Ama biraz büyüyünce birden gördük ki ne hoşbakt olalım. Bütün dünyanın yücü sanki şeyimizde. Ne yapacağız? Bize zaten ele öğretmişler ki bir defa gelirsiniz dünyaya. Siz sonra ölüp gideceksiniz ama narahat olmayın. Sizden, siz yeter ki bu... bu komünizm uğrunda canınızı feda edin, sonra siz geleceksiniz, biz sizi hatırlayacağız yani. Zamanın hatıralarını kalacaksınız yani. Bu da benim bizim için, bizi tepkiler. Ben kimi hatırlayacağım ki, ben kimse hatırlayacak yani. Şimdi beni yaşıyor, ne yapalım? Dediler ya, biz de baktık ya, bir defa gelmiştik. Ne yapacağız? Gelsinlik, dolanlık bile... Yani dünyanın bir defa gelmiştik. Ya, biraz gezelim, dolanlık sanki... Dünyanın zevklerine baktık ama bir şey yok yani. Doyulacak bir şey yok. Bir daha da üzüntü veriyor yani. Şimdi ben de bütün dostlarımız da biraz vardı ailelerden bile. Üniversitede biraz vardı adamlar girebilirdi onlar. Dostlarımız böyle bakanlarla falan. Biz bir 10 nefer herkesin gözü bizde. Şehirler geziyoruz böyle çok. Yani dünyanın tadını çıkaralım dedik yani. Dünyanın zevkler zaten bir defa gelmişik. Hiç olmasa bir iyi yaşayalım. Diyelim, ama bakırız yapırız, bir şey yok. Ben hemşe bir keyfimizin yaşı baktığında bile gözüm dolurdu, ağlayırdım. Dediler ne oldu, dediler ne oldu, dedim valla. Bu neyse biz düz yaşam, bu hoşbahlık da öyle, ne olsun ki her şeyler ne dönüştü kadar. Bütün dünya, herkesin gözü bizde. Ya yani arabalarımızı havalarında saklayıp Moskova'da yemek yiyip kaydırık. Bir günde. Güya ki biz iyi yaşıyoruz. Paramız var, pulumuz var. Havalarda gidiyorlar havalarında arabalarla, şeyle gidip Moskova'ya, oraya gidip geri dönüyorlar. Şimdi ben diyorum ki, biz nasıl bu hoşbahtlık diyor, nasıl bu hoşbahtlık ayrı şeydi, ben bunu bulacağım dediler. Ya sen de romantik düşünürsen, böyle olmaz. Hayatı da burada, dedim bana. Evet, dedim ya, böyle olmaz yani, biz düz yaşamadık yani. Ben... Seninki hayal diyorlar, romantik. Ben diyorum bana öyle şey olmaz. Her halde bu dünyada hoşbahtlık denilen bir şey var. Yoksa o söz halde olabilir. Ben dedim bunu bulacağım. Ya sen bilirsen bile dedim ama ben bulacağım ama size de gelip diyeceğim. Dediler ya, ya adam ben de dedim ki valla bunu bulacağım yani. Biraz da
dünyanın çok böyle sevinir. Bakırım günler, çiçekler, dünya bu kadar güzel. Her defa da dedim ki, bu dünyanı ben koyup ne terk edeceğim? Bir defa gel, doymadan da git. Ya dünya bu kadar böyle manasız olar mı yani? Geceleri çok ağlıyordum yani. Seherlere kadar yapmıyordum. Zaten bir defa gelmişim dünya değil, zaten biz dostlarımızla bir gece yatırdık, bir gece uyakalırdık. İki geceden bir yatırdık ki ömrünüz biraz uzun olsun yani. Ne yapalım? Ancak çok kitaplar okuyordum. Bizde kitabı çok büyük heves var yani bu Azerbaycan'da. Herkes kitabı okuyar yani. Bizden bende de böyle bir his var. Dedim ya bu dünya böyle olmaz. Biz de ki kitapları böyle ağırlı müdürlük adamlar yazar. Ben dedim herhalde birisi bu hayatın sırrını, bu saadetini onu orada yazmamış olmadı. Ben bunu dedim okuyup bulacağım yani. Çoğu kitaplar okudum yani. Şimdi Belençik böyle devam ediyoruz yani. Ama çok üzgün böyle. Her defa dünyaya da tabii bakıyorum yani. Yani sanki son günümdür. Böyle sonuncu gündür. Tabii son da böyle üzgünle bakıyorum yani. Bir daha acaba sabahını görebileceğim mi diye yani. Dünyada güzel, güller, çiçekler, bakıyorum, denizin kıyısına bakıyorum, her şey güzel. Ama ben bunları koyup gideceğim, bırakıp gideceğim diye. Geceler ağlayanda böyle ah çekirdim sinemden, ateş çıkıyordu yani. Şey, böyle bir güzel dünya, ben bunu koyup ne terk edeceğim buraya. Çok ağlıyordum yani, üzüldü. Şimdi çoklu kitaplar okuyorduk yani. Dedi, anladım, dedim, bir çok kitaplarımız var. Ben okudum, bir şey bulabilmedim yani, çok kitaplarda yani. Sonra hemen filozoflar böyle bir şey...